Merhabalar, takip edenler biliyordur. Geçtiğimiz hafta Huawei Mate 20 lansmanı için Londra'daydım. Orada başıma geçen bir rezilliği anlatacağım size. Belki bir işinize yarar. Sadece oraya gidenlere değil, yastık altında döviz tutanlar için de faydalı olabilir bu bilgi. Şöyle ki, ben gittiğim ülkelerin paralarını yanıma alırım. Az miktarda da olsa 5 euro, 10 euro, 20 euro neyse ya da gittiğim işte Londra'ya gittiğim için pound. Çünkü şöyle bir durum var. Biz Türkiye'de her şeyi, ekmeği bile kredi kartıyla almaya alıştık ama yurt dışında kredi kartı kullanımı bizdeki gibi yaygın değil. Hatta şöyle sorunlar yaşıyorsunuz. Kredi kartı geçtiğini bildiğiniz bir yere gidiyorsunuz. 10 dolara, 20 dolara bir şey yiyorsunuz, içiyorsunuz. Kasaya gittiğinizde diyorlar ki bu fiyata kredi kartı kabul etmiyoruz. Adam 50 doların, euronun altında kredi kartını kullandırtmıyormuş işte komisyon vesaire sebebiyle. Orada kala kalıyorsunuz ya da işte bir acil bir işiniz oluyor, bir taksiye binmeniz gerekiyor. İşte o küçük paralar orada işe yarıyor, bozuk paralar. Ben de yanıma bu gidişimde 5, 10 ve 20 pound aldım. Bunları ben giderim diye saklıyorum. Bunlar yatırım aracı değil. Nasıl olsa yani bir şekilde gidiyoruz oralara, bir lansmana vesaireye. Tutuyorum bu paraları. Gittim, otelde bana çevirici lazım oldu. Biliyorsunuz onların elektrik prizleri farklı bizimkilerden. Misafirler o çeviricileri bavula atıp kaçmasın diye 5 pound depozito istiyorlar. Dedim tamam iyi, yanımda var, verdim. Dediler ki bu geçmiyor. Sormadım, onu uzattım, bu da geçmiyor. 20'yi verince artık herhalde dedim bu tutar. Neyse 20'yi bozdular, işimi gördüm ama şunu öğrenmiş oldum. Zaten aslında bizim arkadaşlardan Melih Dalar beni uyarmıştı. Yani geçtiğimiz sene beni ziyarete gelmişti İngiltere'den, böyle bir durum var. 5 ve 10 poundlar değişiyor diye ben unutmuşum, tamamen aklımdan çıkmış. 5 ve 10 poundları değiştirmişler artık. Böyle polimer bir malzeme, plastik gibi, öyle söyleyeyim. Bizim kağıt paralara benzemiyor. Söyledikleri de şu, bir defa boyutu küçülmüş, daha iyi olmuş. Plastik olduğu için mikrop tutma olayı azalmış, daha hijyenikmiş. Güzel olmuş tabii ve belli bir süre geçiş dönemi varmış. Orada İngilizler rahatlıkla elindeki eski paraları bu yeni paralara dönüştürmüşler. Ama tabii benim burada haberim olmayınca ben eski parayla gitmiş oldum ve kullanamadım. Hiçbir şekilde kabul edilmiyor. İşte Bank of England'a gideceksiniz de değiştirecekler de uzun hikaye. O yüzden aklınızda olsun, hani İngiltere'ye gitme planınız varsa ve yanınıza burada sakladığınız paraları almayı düşünüyorsanız bu 5 ve 10 poundlarda sıkıntı yaşayacaksınız. 20 ve 50 poundlar henüz bu değişime tabi değil ama olacakmış ileride. Burada hani yatırım maksadıyla pound almışsanız, varsa elinizde böyle bir şey, artık herhalde Türkiye'de o parayı yenisine değiştirme şansınız yoktur diye düşünüyorum. Bilmiyorum o prosedür nasıl işledi. Süre doldu zaten de. Aklınızda olsun, o paralar artık sadece anı olarak bir işe yarıyor. Yeni paralara geçilmiş, gidecek olanların bunları yanına alması ya da orada işte bu yeni poundlara geçmesi gerekiyor. Bu bölümün de sonuna geldim. Şimdi bundan sonra gidip orada çektiğim vlogları editleyeceğim. Güzel bir iki vlogum var. Sizi güzel yerlere götüreceğim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.